Hepinize güzel bir salı günü diliyorum. 11 Ocak 2022 salı gününden. Daha önce defalarca ben size söylemiştim arkadaşlar. 2022 yılı meleklerin yılı olacak dedim. En ufak bir dua etmemiz, en ufak bir elimizi açmamız, bir 70 kere tövbe estağfurullah çekmemiz bile bizim geçmişteki günahlarımızı affettiği gibi yeryüzüne şifayı dağıtacak. Allah'ım bu kötü kullarını, kötü kalpli insanları ıslah et. Islah olmayanları da Rabbim sen bilirsin, helak et. Arkadaşlar 11 Ocak Salı günündeyiz. Dün ben hatırlarsanız deste seçi deniz kenarında yaptım. Dalgalar birbirini dövüyordu ve ben deniz kenarına gittiğimde inanılmaz kulaklarım mınlamaya başladı. Hatta eve geldim, midem çok bulanıyordu falan, o kadar söz etmek istemiyorum detaylı. Çok rahatsız oldum. Birkaç tane bakımım vardı, dün erteledim. İki kişiye falan baktım. Yatıyorum başım dönüyor, kalkıyorum başım dönüyor, deniz kıyısında oturduğumuz için ben hiç aklıma deprem olacağı gelmedi. Açıkça söyleyeyim. Ama bir tuhaflık vardı. İlaç kullanıyorum. Baş dönmesi için beta sertim eksik değil. 30 senedir önemli bir hastalık geçirdim. Baş dönmelerim olur. Kalp rahatsızlığım var. Kalp ilaçlarımı alıyorum. Ondan mı diyorum? Hayır, böyle gidiyordum dün. İnanılmaz derecede bir baş dönmesi var. Sendeleyerek gidiyorum. Ve ben unuttum. Arkadaşlar dünyanın neresine bir deprem olursa olsun kulağımda bir vınlama oluyor ve bir baş dönmesi uyku hali geliyor. Baş dönmesinden uyku uyanmıyor. Bu sabaha karşı 4'te deprem olmuş. İnanın ben duymadım. Fakat belki ilaçlarımı aldığım için duymadım. Çünkü çok şiddetli baş dönmesi vardı. Deprem oldu dediler sabah. Ben hiç şok olmadım. Zira her deprem öncesi mutlaka kulaklarımda bir vınlama baş dönmesi oluyor. Bu benim bireysel algıladığım bir durum. Kuşlar çok çılgın gibi uçarlar deprem öncesi, gözlemlenmiş bunlar. İspat edilmiş demiyorum. Bakın yanlış anlaşılmasın. Ya ay ve güneş tutulmalarıyla ya da atların davranışlarıyla, karıncaların davranışlarıyla hiçbir alakası yok. Ve hafta içi ben yakın çevrede bir yürüyüşe çıktım. Yani hemen evin çok yakınında. O da bir gümeç falan toplarız biz. Ot toplayacaktım. Bir baktım karınca yuvaları aktif durumda. Yani aslında bu Ocak ayında karınca yuvaları olmaz. İnanın deprem geldi aklıma. Ama hiç ihtimal vermedim. Dün deniz kıyısında yüreğimden dua ettim arkadaşlar. Bu kadar sözü boş yere konuşmadım. Hadi hep beraber yeryüzündeki bütün canlıların şifalanması için bir dua yapalım mı? Allah bu kötü günlerde bize Hazreti Eyyub'un sabrını versin. Ve azmış kudurmuş insanların arasında da yaşıyoruz arkadaşlar. Onlar için de ıslah olması için de dua edelim. En ufak bir dua yeryüzündeki bütün canlıları kurtaracaktır arkadaşlar. Nasıl azmış kudurmuş? Bu araba yetmiyor, öbür arabaya gidiyor. Bu kadın yetmiyor, öbür kadına gidiyor. O kadın yetmiyor, başkasına gidiyor. Halbuki farkında değil, azmış kudurmuş. Bu kötü insanların, hayvanlara katleden, ormanları katleden, insanları böyle acımasızca her türlü kötülüğü yapan, erkeklerin, kadınların olduğu, azgınlıkta ileri gitmiş toplumların olduğu, illa ben şu grup yapıyor, bu grup yapıyor demiyorum. Zengini de azmış durumda, fakiri de azmış durumda. Ve dahi o kadar şımartıyorlar ki bazı aileler çocukları da azmış durumda. Küçücük çocukları bile, yani şımarıklıkta üstüne ya çocukları bile şımartıyorlar arkadaşlar. Ne diyelim, dün ben bir dua ettim. Belki pek çoğunuz dua ettiniz. Bir el açıp yalvarmamız, belki bir Yunus sürüsünün gönderdiği o sinyaller, belki bir yaşlı teyzemizin yaptığı bir dua,
belki bir hacı amcamızın yaptığı bir dua, belki ne bileyim başka bir dinden bir Budistin yaptığı dua yeryüzünü döndürüyor arkadaşlar. Bu yeryüzü iyi insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor. Yalvarıyorum, harama el sürmeyin. Acınızdan ölseniz harama el sürmeyin. Rabbim gökten yağdırır. Sürüyorsunuz demiyorum. Süreni de ihtar edin arkadaşlar. İflah olmuyorlar. İkincisi, dün can kaybının olmaması beni çok sevindirdi. İnanılmaz derecede, yani deprem oldu geçti ve biz etkilenmedik. Çok sevindim arkadaşlar. Hatta dün o böyle dalgaların çok gelişinde falan ben hani dedim ya bu yıl bir tsunami falan böyle aklıma geldi. Dedim ya bu dalgalar kabarmış, normal bir şey değil. Dolunay fazı da değildi. Bir ay tutulması, güneş tutulması da olmadı yakında. Ama ben bir tsunami falan beklemiyorum. Yeryüzünün şifalanması için bir dua edeceğim. Katılır mısınız arkadaşlar? Öncelikle sıkılırsınız diye sadece ana hatlarını söylüyorum. Önce 70 kere tövbe estağfurullah çekiyorsunuz arkadaşlar. Geçmişte yaptıklarımız, bugün de yaptıklarımız için. Ben şimdi 70 kere tövbe estağfurullah çeksem siz sıkılırsınız. O yüzden videomu tekrar tekrar dinleyin, duaya iştirak edin. Nerede, ne zaman bir afet gelse başınıza, doğal afet gelse, insanlardan gelen bir zarar, bir bela, bir kaza, bir yokluk, bu duamı yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizin için dua kitabımdan özel bir dua seçtim. Ben şu anda 7 kere tövbe estağfurullah çekeceğim arkadaşlar. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Allah'ım, bizleri acizlikten, tembellikten, her türlü ikiyüzlülükten, korku belasından, dedikodu denen iblis işinden, dedikodu iblis işidir arkadaşlar, türlü sıkıntılardan, kötülüklerden, doğal afetlerden, insanları, hayvanları, bütün doğayı koru. Doğamızı her gün katleden insanları ıslah et Allah'ım. Hayvanlarımıza kötü davranan, onları aç susuz ortada bırakanlara bir vicdan ver Allah'ım. Aynı zamanda güzel işler yapan, her türlü doğayı koruyan, canlılara bir tas su veren, bir avuç mama veren, bir avuç insanı da ömrünü uzat Allah'ım. Onları iyiliklerle donat Allah'ım. Bizlere Hazreti Eyyub'un sabrını ver. Nasıl Yusuf Aleyhisselam kuyudan çıktı, biz de bu karanlık günlerden aydınlığa çıkalım, dualarla çıkalım Allah'ım. Hazreti İbrahim'in bereketini ver. Rabbim hepimize, hepimize Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi bol bol servetler ver. Servetimizi, malımızı, mülkümüzü hayır işlerinde kullanalım. Kıtlık belasından bizi kurtar. İnsanların zihnindeki kıtlık belasından sana sığınıyoruz. Rabbül Alemin, İbrahim Ethem Hazretleri gibi bir yürek ver bize. İbrahim Ethem Hazretleri nasıl bir çift sözün peşine malını, mülkünü bıraktıysa, bizlere de Allah'ım kötü genetik kodlarımızdan, kötü duygularımızdan çabucak kurtulmamızı, akışa geçmemizi sağla. Ömrümüzü hayırlı işlerle ve etrafımızdaki herkesi şifalandırarak, yeryüzünü şifalandırarak yaşamamızı sağlar. Bütün doğal afetlerden, depremlerden, sellerden, varsa böyle toprak taşkınlarından sana sığınıyoruz Allah'ım. Çok şükür bir depremi geçirdik ve kazasız belasız. Amin diyen tüm dostlarıma ömür boyu yokluk yüzü gösterme Allah'ım.
ömür boyu iyilikle, ihsan eyle Allah'ım. Ömürlerini, nesillerini bol ve bereketle eyle. Ve sadakalarını kabul eyle, yaptığı iyilikleri kabul eyle ve ilimlerini arttır Allah'ım. Sana açılan ellerimi geri çevirme Allah'ım. Amin diyen herkese iyilikler, güzellikler aksın inşallah. Şükürler olsun Allah'ım. Bizleri kazasız, belasız bu belalardan, hani doğal afetlerden korunun için. Arkadaşlar, herkes biliyorsunuz 20 yılda, 25 yılda bir evin parasını ödeyebiliyor. Kredi çeken insanlarımız var. Allah göstermesin evlerine bir zarar gelmesin. Kredi çekip ihtiyacı olan arabayı alan kardeşlerim var. Olsun. Kiminin gücü yetiyor, ticareti iyidir. Kiminin yetmiyor. Ya kazasız belasız günler ver Allah'ım. Hepsinin akışa geçmesini ve hayatlarındaki düğümlü işlerin çözülmesini, varsa borçlarını tez günde ödemelerini nasip eyle Allah'ım. Borçlarınızı çabucak ödemek istiyor musunuz? Videonun altına yazıyorum. Borçlarınızı ödemeniz için arkadaşlar Ya Muksit zikrini öneriyorum. Tekrar sayısı 270'tir. Dağlar kadar borcunuz olsa Ya Muksit zikrini çekin arkadaşlar 270 kere. Her şey yoluna girsin. Sayı sekanslarını bilmeyen arkadaşlarım var. 520258. Arkadaşlar, sayı sekansı da yazacağım. 520258. Bunları da söyleyeceğim. Bana diyen olabilir. Sen birdenbire İslamist kültürle dua ettin. Sayı sekansıyla çıktın. Evet arkadaşlar. Muhyiddin İbni Arabi'nin bir sözünü hatırlatırım. Arif'in dini yoktur. Arif dinler üstüdür. Hepimizin arifan olması dileğiyle. Neden dini yoktur diyorum. Sen iyi niyetle yaptığın bir dua, belki de Filipinler'deki bir aileyi afattan koruyor. Dünyamıza şifa ver Allah'ım diyorsun. Belki de Tibet'teki bir rahibin aç kalarak yaptığı oruç Anadolu'da bir insanın evini yangından kurtarıyor. Arkadaşlar, bütün dinlerde dua edilebilir. Budizm'de yapılabilir, pagan kültüründe yapılabilir. Duayı korumak için, insanları korumak için ve her türlü dünyamızın şifası için her dilde, her dinde dua edelim arkadaşlar. Şu anda yaşayacak başka bir dünyamız yok. Bana hani böyle bazen oluyor, çatlak sesler çıkıyor. Ya sen işte karar ver, nesin, ne değilsin, meleklere dua ediyorsun falan filan. Her zaman söylüyorum. Benim istediğim bir söz Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri, tekrar ediyorum. Arif'in dini olmaz. Arkadaşlar. Ya da Arif'in dini yoktur. Arif dinler ötesidir. Dinler üstüdür. Rahman hepimizi ayrı renkte, ayrı güzellikte yaratmıştır. Yeryüzünü şifalandıralım diye. Arkadaşlar, bunları kısaca değindikten sonra size geçiyorum deste seçe. Hadi bakalım, kahve falı, altın tarot ve klasik tarot destem var. Hadi bakalım arkadaşlar, var mısınız? Bir güzel yeryüzünün şifalanması için. Sihirli mesajları da kattım arkadaşlar. Perilerden sihirli mesajları da. Yeryüzüne iyilik olsun, güzellik olsun. Maksadımız bu arkadaşlar. Kötülüğü kalbimizden atalım, yeryüzünden atalım. İnşallah. Çok sevindim ama arkadaşlar, gerçekten dün olan 6.2'lik deprem, kimi 6.2 diyor, kimi 6.6 diyor, fark etmez, 6'nın üstü. Çünkü ben 6.3'ü gördüm Ceyhan depreminde. Tarsus'taydım o zaman, 6.3'ü gördüm. Çok feciydi yani, en üst kattaydım. Yani merkezi düşünemiyorum. Mucize oldu arkadaşlar. Dün gerçekten mucize oldu. Size dedim, 2022 yılı mucizeler akacak arkadaşlar. Mucizeler akacak. Hele Şubat ayında. Melekler inecek arkadaşlar. Duanızı, zikrinizi yapın. Bir tas su, bir kap mama istiyorum. Bir bankamatiği açın o sokak hayvanlarına. Ilısınlar orada arkadaşlar. Apartmanın kapısını açın. Orada ılık bir yer verin. Yalvarıyorum. Hiçbir şey için yalvarmayan ben yalvarıyorum. Komşu bir şey mi dedi?
O artık insanlıktan çıkmış. Tek ona diyeceğim bir şey var. Allah seni ıslah etsin. Bu yavrudan ne istiyorsun? Bu sessiz hayvancıktan ne istiyorsun deyin arkadaşlar. O yunuslar karaya vuruyor. Yunuslar yeryüzünün acısından karaya vuruyor. Balinalar intihar ediyor. Ağlıya ağlıya intihar ediyorlar. Yeryüzü acıdan ağlıyor. Lütfen sokaktaki hayvanlardan başlıyoruz arkadaşlar. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum. İyilik yapmak istiyor musun? Lütfen bu hayvanlara, barınaklara yardım edin. Bu hayvanlara yardım edin. Diyebileceğim bunlar arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar, gelmesinden fazlasını yalvarıyorum. Sağda solda boş boş konuşacağınıza yalvarıyorum. Binin bir otobüse, gidin bir şehirde. Kimsesiz hayvanlar var. Lütfen verin, veriştirin. Belediyeye verin, bakım yerlerine verin, hayvan bakım yerlerine, barınakta gönüllü olun, gidin. Ya boş boş oturmayın, yalvarıyorum. Yeryüzünün şifaya ihtiyacı var arkadaşlar. Yapın, görün iyiliği. Bizi halden anlayan lazım arkadaşlar. Kötülüğü görmeyen kötünün ne olduğunu bilmez. Açlığı görmeyen o sokaktaki aç hayvanın ne hissettiğini bilmez. Rabbim, iyi insanların yüzü hürmetine bu dünyayı döndürüyorsun. Teşekkür ederiz Allah'ım. Bizi kazasız belasız her türlü afattan koruduğun için teşekkür ederiz Allah'ım. O katı yüreklere de sen merhamet ver. Merhametlilerin en yücesi sensin Allah'ım. Varsa bir kusurumuz, affeyle Allah'ım, affeyle Allah'ım. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Kahve falıyla başlıyorum. Dileklerinizi tutun arkadaşlar. Yarım kalmış bir şey tamamlanıyor. Yarım bir portakal görüyorum. Yarım dilim bir portakal. Portakalın anlamını biliyorsunuz arkadaşlar. Turuncu. İkinci çakramız. Bereketle ilgili bir sorun var. Üretememe ile ilgili bir sorun var. Üretime geçeceksiniz. Maddi manevi olayları üreteceğinizi görüyorum. Burada ince uzun boylu genç birisi bir eve sırtını dönmüş gidiyor. Evladınız olabilir, siz olabilirsiniz. Bir erkek, ince uzun birisi, genç, 20'li yaşlarda, çünkü bir aileyle çatışma yaşıyor. Arkadaşlar, kuşaklar arası çatışmayı lütfen alevlendirmesin anne babalar. Çocuklar bilgisayarın başından kalkmıyor diyorsunuz. Kalkmasınlar. Yemeğini önüne götür anne. Yemeğini önüne götür baba. Neden? Çağı yakalamak zorundayız. Çağ, hız çağı. Bakınız, ben 2 yıldır Android telefon kullanıyorum. Daha önce hep tuşlu kullandığımı söyledim. O çocuklara yetişmek için şu şekildeydim arkadaşlar. Bir toz alıyordum İstanbul'da, şu şekildeydim. Ve bıktırdım. Apartta kaldığımda genç kızları bıktırdım. Çalıştığım kafelerde genç çocukları bıktırdım. Hani bıktırdım derken şaka babında diyorum. Onlardan bir şey kapabilir miyim diye. Çünkü yol kat etmem lazımdı. Sen bir saniyede tuşa basıyorsun. 50 yaş üstü kardeşim. O çocuk bir saniye dedi mi 12-13 tane tuşa basıyor. Her yönden gelişmek zorundayız. Dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Olsun, bilgisayarın başından ayrılmasın, zararı yok. Yeni bir şey öğrensin, yeni bir yöntem öğrensin ve gelecek gerçekten bilişim sektörünün içinde. Herkese de bunu öneriyorum arkadaşlar. Belki çok telefonla oynuyor, çok bilgisayarda zaman geçiriyor diye çocuklara kızmış olabilirsiniz. Arkadaşlar yapmayın bunu. Çocuklara yardım olun, destek verin, köstek olmayın. Öyle ancak yakalıyorlar yani, zaman zaman uçup gidiyor çünkü. Arkadaşlar şu şekilde söylüyorum, kocaman bir zürafa çıkmış, uzun bir yol kat edeceksiniz. Maddi manevi değerleri hayata katacağınızı görüyorum. Bir selam veya bir gelen telefonla beraber dünyalar senin olacak. Aşkta bir barış o zaman olduğunu görüyorum ve bir dengeleme olacağını söylüyorum arkadaşlar. Şurada bir çuval ve çuvalı sırtlanmış bir veli görüyorum arkadaşlar. Kısacası hayatınızın bir muhasebesini yapacaksınız ve gerçekten kazanan siz olacaksınız. Şöyle bir baktığımda peri kartları neler söylüyor dediğimde çok güzel oluyor arkadaşlar. Peri kartlarıyla beraber açılım yaptığımızda
altın, gümüş, mor alev enerjisi tüm dünyamızı sarsın. Ben altın, gümüş, mor alevden bir varlığım. Ben Tanrı'nın arzuladığı saflığım. Ben altın, gümüş, mor aleviyim. Ben merhametin aleviyim. Ben şefkatin aleviyim. Ben dönüşümün aleviyim. Ve öyle olsun, öyle olsun, öyle olsun. Videomu izleyen tüm dostlarıma, üzerlerindeki negatif enerji, büyü, herhangi bir beddua varsa veya yaptıkları yanlış bir iş varsa, DNA'larında kötü bir genetik kod varsa, iptal ediyoruz, iptal ediyoruz, iptal ediyoruz. Şu andan itibaren bütün DNA aktivasyonunu gerçekleştiriyoruz. Hastalıktan, şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar, ayak parmak uçlarımıza kadar hastalıktan, salgın hastalıktan, büyüden, negatif enerjiden, kötüden, kötü sözden, nazardan ve her türlü tuzaklardan sana sığınıyoruz Allah'ım diyoruz. Bir fermuar çekiyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz fermuar çekiyoruz. Ayak parmak uçlarımıza kadar. Bitti gitti. Evet, falın arasına duaları katıyorum. Çünkü yoktur birinin diğerinden farkı. Ben bu falı şifa için bakıyorum. Tabii ki duasını da katacağım. Helali hoş olsun size. Arkadaşlar, doğayla bağlantı kurduğu ancak bu kadar olur. Ancak bu kadar olur. Açık havada zaman geçirmek seni gençleştirir ve ilham verir. Evet, neden genç oluyoruz? Çünkü kimseye yük olmamak için genç olmak zorundayız. Siz bana bakmayın. Ben kötü bir örneğim. Ben yaşıtlarıma göre bir hayli yaşlıyım. Bunu da kabul ediyorum arkadaşlar. Bundan sıyrılmaya çalışıyorum. Türlü hastalıkları yendim. Bu yaşlılık belasını da yeneceğim. Ben genç öleceğim. Öldüğümde yüzüm kırışmayacak. Öldüğümde benim bükülmeyecek. Öldüğümde hiçbir hastalığım olmayacak. Genç gideceğim. Yakışıklı bir ölüm olacak. Devam ediyorum arkadaşlar. Dua ve onaylamaları cevaplandıracaktır sistem diyor. Dua ve onaylamaların gerçekleşecek ve beyaz saf bir enerjiye geldin diyor. Bir hediye alacaksın arkadaşlar. Kendini ifade et diyor. Bir hediye alıp hediye vereceğini görüyorum. İçindeki sıkıntıları attığını görüyorum. Arkadaşlar, aynı zamanda şu tabağa baktığımda kocaman bir köstebek çıktı. Dedikodulara dikkat edin diyor. 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde bir Pandora'nın kutusu açılacak. Yani biri size içini dökecek ya da ne bileyim ben, istediğiniz bir olay gerçekleşecek. Haydi gerçekleşsin bakalım. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Aynı zamanda namaz kılan bir insan var. Felaket anlarında lütfen bugün namaz kılmayı bilenler, namaz kılma içinden geçenler, bilmeyenler bile, namaz kılmayı bilmiyorsun. Aç, kılabildiğin kadar kıl. Sübhani Rabbiye Ala dediğinde, yani secdeye gittiğinde, rukuya gittiğinde ilahi olan sana bütün enerjisini yollayacaktır. Kılmayı bilmiyorsan bile bir kez dene. Bugün acemiliğin gitsin arkadaşım, genç arkadaşım, her yaştaki arkadaşım. Bugün felaketlerden kurtulma günü olsun. Ocak ayında, Şubat ayında kılabildiğimiz bütün namazları kılalım arkadaşlar. Uykumuz kaçtığında namazımızı kılalım. Sabah namazını kılalım. Namazdan sonra dua edelim. Her şeyin yoluna gireceğini göreceksiniz. Lütfen yapın bunu. Namazdır bizi kurtaran. Tabii Müslüman olduğumuz için namazdır. Ama ben işte melek koçu olduğum için her dinde dua edebiliyoruz yani. Din, melekler dinler üstüdür, onu da söyleyeyim. Benim yaptığım melek duaları dinler üstüdür arkadaşlar. Evet, bakalım. Arkadaşlar şöyle bir maddi sorunların büyümüş. Yakın zamanda alacağın sevinçli haberlerle beraber maddi sorunlarını çözdüğünü görüyorum. İki tane üst üste başarılı ticari girişim var. İki kere üst üste maddi bolluk var ve seni alt etmeye çalışan birisi ve seninle uğraşan bir düşman başını alıp gidecek. Sıfırdan bir şeylere başlayacaksın. Küs olduğun sevgilinle barışman var ve küçücük bir ilişki büyüyecek ve ömür boyu sürecek bir aşk gerçekleşecek arkadaşlar. Aynı zamanda düşüncelerin ikiye ayrılmış, yakında böyle egondan sıyrılıp kısa süreli ilişkiler değil, kalıcı beraberlikler istiyorsun ve birisinin sözü çok canını yakmış. Altın tarotu seçen dostum,
kendine bir çeki düzen veriyorsun. Birisine çok sinirlenmişsin. Onunla yüzleşme yaşayacaksın. Yüzleştikten sonra da her türlü iyilik, güzellik hayatına akıyor. Bakalım peri kartları neler söylüyor. Arzun ulaşılabilir diyor. Yani öyle arzular yapmışsın ki arzun her türlü ulaşılabilir diyor. Ve gücü eline alıyorsun. Güç sende. Aynı zamanda arkadaşlar uçağcasına bir haber aldığını görüyorum. Bir diploma gibi, meslek sahibi olmak gibi bir olayın da gerçekleşebilir. Ve her türlü güzel haberler, her türlü iyilikler hayatına dolmuş sevgili dostum. Gelelim klasik tarotu seçenlere. Bakalım neler var. Altın tarotu bir kaldıralım da. Evet. Klasik tarotu seçenlere geliyorum. Arkadaşlar yıllık aşk fallarım da kaldı. Koç boğa ikizleri çektim. Diğer burçlar kaldı. 9 burç kaldı. Bugün onları da çekeceğim. Başım döne döne. Lütfen videomun altına likelayın. Yorum kısmına bir emoji atın ki daha çok keşfete düşeyim arkadaşlar. Hadi söz verdiniz bana. Hani söz vermiştin bana, içmeyecektin. O zalimin ismini söylemeyecektin. Evet, uzaktan haber var sana da. Gardını almışsın şu şekilde. Ben elimden geleni yaptım. Gerisi sana kalmış ya da ben elimden geleni yaptım. Nasipse olur, nasip değilse olmaz diyorsun. Bir gardını almışsın. Gardını al anacığım. Gardını almak her zaman iyidir. Seni başarıya götürür. Para alıyorsun. Para alıp para veriyorsun. Dengesiz bir insanı yola getiriyorsun. Bak bir şeylere çok sinirlenmiş birisi geliyor. Bir yüzleşme yaşayabilirsin ama bu yüzleşmede senin de hataların var. Kendi hatalarını göreceksin arkadaşım. Kendi hataların neymiş? Perilere soruyorum. Evet, biraz çocuk at beyni davranmışsın. Çocukça davranmışsın. Küsmüşsün, bilmem ne yapmışsın. Olmaz arkadaşlar. Çocuk at beyni bireyler bu dünyaya yakışmaz. O içindeki çocuğu seviyorsun ama onu büyütüyorsun. Hep beraber içimizdeki çocuğu sevelim ama onu bir anda büyütelim mi? Var mısınız? Evet. İsminizi söylüyorsunuz. Evet, şefkatle davranıyorsunuz ona. Ben mesela diyorum ki sevgili küçük Canan, öyle deyin arkadaşlar, isminizi söyleyin. Seni çok seviyorum. Bugüne kadar şımarıklıklarına izin verdim. Ama artık büyümen gerekiyor. Artık kendine çeki düzen vermen gerekiyor. Doğru söylüyor muyum? Onaylıyorsun. Doğru söylüyorsun. İçindeki çocuğu büyüt ve artık yaşamın içine katıl. Gereksiz olan sözler, yanlış davranışlar şu andan itibaren seninle değil. Şu andan itibaren hayatında daha olgun, daha anlayışlı ve ne istediğini bilen büyümüş bir Canan var. Zaman zaman onu seveceğim ama onu artık büyüteceğim. Zihnen büyüteceğim, ruhen büyüteceğim ve çevre olarak büyüteceğim. Yani arkadaşlar artık çocuk alt beyinli bireylerin yaptığı bir iş vardır. Hep minimal çevrelerde kalırlar. Hep aynı akraba çevresinde kalır. Akrabaları doğru söyler. Komşusu vardır. Komşusu hiç yanılmaz. Çünkü ona her gün gidiyordur. Çay içiyordur. Kahve içiyordur. Komşusunun yanlışını görmezden gelir. Ama doğrusu o değildir. Çocuk alt beyni bireylikten sıyrılmışsa, çocuk alt beynini büyütmüşse bir birey, bireydir. Komşunun hatasını da görür. Babasının hatasını da görür. Kardeşinin yaptığı yanlışa yanlış der ya. Objektif olur ve adil olur. Merhametli olur. Büyüyen çocuk budur arkadaşlar. Ama bizim toplumumuz, ben söylemiyorum, sosyal bilimcilerin yorumları, gözlemlerin sonucu çocuk alt beyinli bireylerden oluşuyor. Trafikte iki araç sıkışıyor. Hemen küfürler, yumruklar,
bu çocukluğumuzda yaptığımız bir işti. Ya otur işte bir sigorta işini bekle falan filan. Yani bir yola girecek her şey. Ya da ne bileyim ben. Bir arkadaşına birisi bir laf söylemiştir. Vay benim arkadaşıma diyemezsin de diyebilir. Belki sana yanlış yapmayan biri başkasına yanlış yaptı. Bırak desin. Bırak desin. O yüzden toplumun önemli kısmı çocuk altbeyni bireylerden oluşuyor. İçimizdeki çocuğu büyütüyoruz arkadaşlar. Çocuk altbeyni bireyleri de gördüğümüzde ya biraz kulaklarını çınlatsanız iyi olur. Kulak çekin demiyorum. Kulaklarını çıtlatmanız iyi olur. Yani en azından bir şeyler söyleyin yani. Duymak istemedikleri şeyler olabilir. Arkadaş sen yanlış yapıyorsun. Sen yanlışa doğru diyorsun. Adil değilsin, kötüsün vesaire filan bir şeyler söyleyin arkadaşlar. Kimsenin ayıbını da örtmeyin. Kimsenin ayıbını da örtmeyin. Ayıpları ortaya koyun. Herkes yanlışını bilsin, düzelsin kendini arkadaş. İşleri toparlıyorsun. Çocuk alt beynini büyütüyorsun. Dengesiz bir insanı hayatından gönderiyorsun. Maddi manevi refahın var. Yükselişe geçiyorsun işte. Seni kıskananları çatlatıyorsun anam. Ve perilerden son mesajı alıyorum. Diyor ki çiçek günü. Evet, çiçeklerle perilerin çok yakın bağı vardır biliriz arkadaşlar. Mutlaka evinizde taze çiçek falan filan olsun. Keşke ben Japonya'da yaşasaydım ya da Çin'de. Yani güllerin yerine mesela bir lotus çiçeği isterdim. Çok seviyorum lotus çiçeklerini. Neyse biz gülleri idare ediyoruz. Yani. Çünkü gülün ömrü kısa olur. Hemen rüya tabirine gideceğim. Hemen rüya tabirine gideceğim. Ya da hemen sembol diline gideceğim. Arkadaşlar rüyanızda gül gördüğünüzde başınızdan aşağı gül yaprakları serpildiğinde veyahut gülü bir aşkla ilgili sözün yanına koyduğunuzda ben yapmamanızı öneriyorum. Yapmamanızı öneriyorum. Bildiğim bir şey var. Gülün ömrü kısa olur ve gülle başlayan aşklar kısa süreli olur. Ve de biraz çıkar ilişkisine dayanır. Lotus çiçeğidir aşkın temeli. Ama lotus çiçeği yoksa başka bir şey olabilir. Başka bir şey olabilir. Neyse. Gül verin siz yine. Ne yapalım? Gül biraz da ekonomiktir. Verin ama eğer paranız varsa lotus çiçeği veya bir şakayık alabilirsiniz. Şakayık aşkın çiçeğidir. Onu unutmayın arkadaşlar. Şakayık diyorum, başka bir şey demiyorum. Kendine güveneceksin. Gerçekten de ne istediğini biliyorsun ve bir cesaret örneği sergileyeceksin. Tebrikler ediyoruz. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Beğeni tuşuna basın, abone olun, likelayın, yorum kısmına emoji bırakın. Yaşamla barışın. Duayı eksik etmeyin. Bu bakınız 2022 yılı melek yılı olacak dedim size. Hiçbir afet yok. Hiçbir ekonomik kriz yok. Gerçekten mucizeler olacak. Ekonomik kriz yok derken tabii takılmayın. Dolara, altına takılmayın. Çok güzel bir yıl geçireceğiz. Bundan çok eminim. Dün gece Rabbim bunu bize ispatladı. Bütün dualarımız duyuldu ki kazasız belasız. Ve de ben inanmıyorum denizin falan taşacağını da hiçbir şey olacağına, yani kötü bir şey olacağına inanmıyorum. Hele Şubat ayı tüyo veriyorum. Her gün dua edin. Şubat ayında her gün bir dua, her gün bir dua. Dünyamız şifalansın, insanlık şifalansın. Ama çok konuştum ya. Eğer başınızı ağrıttıysam özür dilerim. Hadi bir ho-ponopono yapalım arkadaşlar. Ho-ponopono. Özür dilerim. Ho-ponopono. Ho-ponoponoyu yıllar evvel ben eğitimini almıştım ama. Evet. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni affediyorum. Senden özür diliyorum, teşekkür ediyorum. 4 tane sözcük diziliminden oluşuyor. Seni seviyorum, senden özür diliyorum. Seni seviyorum, senden özür diliyorum. Sana teşekkür ediyorum. Lütfen beni affet. Evet, sıralaması önemli değil. Kimisi lütfen beni affet,
Seni seviyorum, senden özür dilerim ve sana teşekkür ederim diyor. Bunu bütün şifalandırmada yapabilirsiniz. Cüzdanınızda para yok mu? Ho'oponopono yapın. Seni seviyorum cüzdanım. Seni seviyorum para. Senden özür diliyorum sana kötü davrandıysam. Lütfen beni affet ve sen benim teşekkür edeceğim bir varlıksın. Bütün ihtiyaçlarımı senin sayesinde gideriyorum diyorsun. Parayı onurlandırın arkadaşlar. Parayı kutsayın arkadaşlar. İnsanları kutsayın. Parayı kutsayın. Doğayı kutsayın. Ho'oponopono yapın. Bugün Ho'oponopono yapalım mı sizinle? İstiyorsanız istiyoruz deyin. Ho'oponopono. Havai şifa yöntemi. Ben bunun eğitimini aldım. 8 sene oldu arkadaşlar. Bak unutmuşum sözlerini bile. Ben de ne diyeceğimi şaşıyorum. Bugünlerde altın, gümüş, mor alevle çalışıyorum. Her yer mor. Mor dünyam benim. Arkadaşlar, morun para enerjisi, sarının neşe enerjisi, kırmızının aşk enerjisi, siyahın derinliği ve bilgeliği, beyazın çekiciliği diyelim, mavinin özgürlüğü, lacivertin asaleti, kahverenginin bereketi sarsın sizi. Yüreğimden öpüyorum. Sizleri sevmeye doyamıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Duaları esirgemeyin lütfen. Yeryüzüne şifalar insin. Meleklerden her türlü destek gelsin.